Peki haberlerimizle devam edelim. Oyuncu Gonca Vuslat Eri'nden sürpriz bir haber geldi. Gonca Vuslat Eri daha önce anne olmak istemediğini söylüyordu. Bunun da altını çiziyordu. Fakat 7 aydır birlikte olduğu sevgilisi sevgilisinden sevgiliye açıklamadı. 2,5 aylık hamile olduğunu söyledi. Anne olmasıyla ilgili fikrinin aynı olduğunu ama gelene git demediğini söyledi. Hani daha önce istemiyorum demişti ya ona istinaden söylüyor. Gelene git demedim. Fikrim oydu. O, o laf da Ama fikrim kadar değişti. Ne böyle acıtıcı bir laf değil mi? Gelene, Gelene git, daha farkında git Değil, nasıl mi? aşık olacağını evet. olacak doğacak olana. Tabii evet. aynen çok öyle. Çok yani. gönüllü çünkü. Kedileri, evet. köpekleri bıcır bıcır bıcır. Onları o kadar çok seven kendi parçasına deli gibi aşık olacak zaten. Öyle sevgi kadını. Anne olmak çok istemedim açıklamamı önüme getirmeyin. Hala aynı fikirdeyim sadece gelene git demiyorum. Bu da seçimim. Hazır demiyorken de bu beni otomatik çocuk annesi yapar. Mükemmel bir sevgilim var. Gözüne ilk baktığımda bu adam dedim. O bir baba adayı. Ne isterse o. Evlilik tabii çocuk haberini aldığımda düşündüğüm bir şey diyor. Yani evlilikte diyor çocukla İnşallah beraber. İnşallah. Zaten başlamış. sanat dünyasında yeni moda. bu. Önce bebek geliyor sonra <laughs> evlilik geliyor. Ama tahmin etmediği bir şeydi galiba. Çünkü 7 aylık bir ilişki. Daha önce evliliği oldu 1,5-2 yıl. Daha uzun ilişkisi oldu. Yani hani anne olmak gibi çok derin bir fikri olsaydı karar verebilirdi belki. 7 ay ve beyefendi ortada yok. Yani ortada var da biz bilmiyoruz. Biz Açıklamıyor. Keşfetmeyeceğim <laughs> <istemiyor. Bir> <laughs> belki galiba. de öyle yaşıyor yani evet. öyle tercih ediyor. Açıklamaması biraz zor çünkü sonuçta bir nikah olacak Tabii. oradan şey. ortaya evet. çıkacak. Hani evet. Bitene kadar belki göz kalmasın veya hani çok ortaya da döktüğün zaman insanlar başlar. Çok ünlü falan biri olduğunu düşünmüyoruz. Mükemmel yani. bir sevgilim var. Hı. Gözüne ilk baktığımda bu adam dediğim hala doğa adam sanırım hep o fakat ünlülük işinde değil. Var olmak istememek demokratik hakkı diyor ama demokratik tabii. hakkı tabii ki tabii. ama Gonca Vuslateri'nin eşi çocuğunun babası olarak var olmak istememek her ne kadar demokratik o hakkı gün olsa da e, yani bu pek kolay bir şey değil. Gonca çok dolu bir kız evet. yani yazı, kalemi çok güçlü oyunculuğunun dışında ee, hani çok çok dolu bir kız biraz evet. farklı meslektaşlarından. Sadece hani sete gelip işini bitirip giden bir oyuncu değil, e, kalemi, senaryoda yazabilir, her şeyi de yapabilir. Belki bunları hani şu zamanda doya doya yaşamak isterken bir e, çocuk düşünmüyordu. Öyle olabilir. Valla Çiğdem, evet. e, şöyle olabilir. sakin hayatı en azından bir karnı belirene kadar e, haberimiz olmayabilirdi. Ama iki evet. buçuk aylık hamile olduğunu doğruladıktan sonra... Gazeteci arkadaşlarımızla, tabii, muhabir tabii, arkadaşlarımızla evet. bu işin peşinden koşacaklar. Koşacak. Yoksa <laughs> haberimiz yoktu yani. Tamamına ersin ve çok mutlu evet. olsun. O ona aşık evet, sağlık evet. ona olacak. Sağlıklı bir can alsın. Abi, inşallah. i̇nşallah. Burak Özçivit. Geçen hafta yüzü olduğu parfüm markasını tanıtımı için Pakistan'a gitmişti. Hı -hı. Orada bir izdihama neden olmuştu. Bu kez de Türkmenistan'a gitti. Orada hayranlarının yine yoğun ilgisiyle karşılaştı. Hepsiyle tek tek fotoğraf çektirdi. Bir kişi sosyal medyanın ya. gündemine düştü. Düşmez o iki kişiyle ya? çektirdiği Aa. fotoğraf karesi. Bismillah. Dünyalar güzeli bir hanımefendi. <laughs> Burak Özçivit'in koluna girmiş. Ona öyle bir bakıyor ki hmm. hani şöyle diyelim. ...Sıla Bil Ahmet Kural bakışı yanında sıfır kalır. <laughs> Burak Özçivit Fahriye Evcen'in karı koca olmadığını bilen dünyanın bir köşesine getir soldaki fotoğrafı kızın baktığını der ki onlara eş Abi, mi? Eş mi der? Şimdi biz ne kadar aşık eşine der? Nasıl bir bakış o? Bir de diyorlar ki Fahriye görmesin Fahriye görsün efendim. Bir şey Onlar o kadar aşmışlar ki hiç öyle kıskançlık kıskançlık yok. Kadın 14 Şubat sevgililer gününde hocasını Şeye gönderdim ve Kuvvet'e gönderdi. 80 kadınla yemek yedi. <laughs> Kuvvet'e gitti, 80 kadınla yemek yedi, sohbet etti. Parayı aldı geldi. Parasını da cebine koydu. Ekmek parası gitti, yemek yedi, geldi. Şimdi bunun içinde yine ekmek parası gidiyor, geliyor adam. Birkaç Pakistan. milyon alıyor, geri dönüyor. Tabii, tabii, tabii. Ben de olsam Reha'nın koluna tabii. girseler ses etmem yani <laughs> susarım. <laughs> <laughs> ne olacak? Pakistan zaten beraber mi? Senle Pakistan'a <laughs> beraber git mi? Kore'ye gittik. Kore'ye gittik biz. Pakistan'da yok muydun sen? Pakistan, İslamabad'da inanılmaz güzel ve şık kadınlar. Çok güzel kız. Ne? Hepsi Kadir İnanır'ın gençliğine benzeyen çok yakışıklı adamlar. Çok hoşlar. Çok. Fakat Çiğdem Gülşen <laughs> beni bilir de böyle bir... Sıkıntıya düştüğümde ne diyeceğimi ne yapacağımı <laughs> bilemediğimde benim elim aynı Burak Özçivit gibi olur. <laughs> bak bak şu parada <laughs> şöyle yaparım, böyle yaparım, elimle oynarım, parmaklarımla gibi. oynarım. Fotoğraf çekiliyor diye o pozun nereye gideceğini o Burak biliyor. Bir an yüzüne bakın. Sıkılıyor. Biraz gerilmiş sanki. İşte bak bir eline bak. Evet, evet. Hem bakış hem eline bak. Evet. Kesinlikle Ama gerilmiş. Kızın güzelliği. Bir ha. hayranı var. Kaç yılıydı? ...2017'de Dubai'de Muhteşem Yüzyıl sergisine gidiyor. Orada böyle güzel bir otelde kalıyor. Dubai'nin en zengin kadınlarından bir tanesi... ...onunla konuşabilmek için kat görevlisi kılığına giriyor. Evet. Kat görevlisi geldi diye... ...Burak Özçivit'in odasının kapısını çalıyor. Burak karşısında kadını görüyor. Kadın odaya girmek istiyor, zorla girmek istiyor. Bunun Aa. üzerine güvenliği çağırıyor. Ee. Ya, ya, kadınlar o derece ölüyor, bitiyor Aa. ona. Yani Burak. Ha diye bir kadını <laughs> almış. Şey gibi Şaşırdım ayo ayol. Yani. Ayol benim burnumun dibine geldi seti Russell Crowe. Eee? Ne oldu? <laughs> Çok da hayranım Russell Crowe. Gitti ben mi? Ben kalamışta oturuyorum. Adam şey de vapur iskesinin orada set kurdu bütün bizim gitmedim Cem mi? Yılmazlar falan. <laughs> gitmedi. <laughs> keşke gitmedi. Ben de set görebilsin. <laughs> Çalışalım diye gitsin. Ayol bir olmuş. <laughs> <laughs> Ay. Hiç, ne, ne gözü dönmüş kadın. Ya ben erkeklere kızmıyorum. baksana bu bence yani orada fotoğraf çekiliyor. O da onun koluna yapışmış etmiş. Bin tane böyle hayran vardı. Yalnız Burak Özçivit yani... yurt dışına çok büyük paraları imza atarak gidiyor. Fakat her gittiğinde başına bir şey mi gelir? Kevin Spacey ile fotoğraf çektirir, linçlenir. Ondan sonra kadınlarla yemek yer ver, sen nasıl 14 Şubat'ta karını bırakıp gidersin der. O senin dediğin örnek, bu kız her <laughs> Gitti Gitti yerde bir şey var. Bizim Demek ki Türk dizilerimiz çok ses getiriyor. Bak bu çok sevinilecek bir şey. Evet. Çok popülerler dünyada ve benim çok hoşuma gidiyor. Yani bizdeki kızlar, erkekler, oyuncular. Şimdi diziler demişken bir dizi yıldızıyla ilgili bir habere gelelim. Yorgunluklar Kraliçesi. Mi? Yorgunluklar sen hiç bu kadar yoruldun mu 50 yıl içinde onu soracağız. Kim? İzleyelim. Sence sanat dünyasının Yorgunluklar Kraliçesi kim? Bir tahmin et bakayım. Oyuncular dünyasında. Ay ne bileyim yorulmuş. Gelsin haber. Bir de ama üç tane çocuk. <laughs> Çok güzel. Gündemi süper takip ediyor izleyelim. <laughs> Oyunculuğun zorluklarından dem vurmuştu. Şu an karavanımda tek başına yalnızsın. ve karavanda şu an klima açık. Ben hayatım boyunca klima kullanmadım. Şu an hasta olmak istekli. Size yemin ederim karşı karşıyayım. Belçüzel Korel bu kez lüks karavanıyla gündem oldu. Onun ben Güzel Korel sosyal medya paylaşımlarıyla adından söz ettirmeye devam ediyor. Sosyal medyada oyunculuğun zorlukları üzerine serzenişte bulunan güzel oyuncu son derece lüks bir şekilde dekore edilmiş özel ışıklandırmaları dahi bulunan ultra lüks karavanından görüntüler paylaştı. Dünyanın en zor işini Ben Güzel Korel yapıyor. En çok o çalışıyor, en çok da o fedakarlık yapıyor. Ya üç tane çocuk dünyaya getirdi. Bir kadının üç çocuk dünyaya getirmesi zorlu bir süreç. Her ne kadar koşulları çok konforlu olursa olsun. Üç Biraz sesli kısabilir miyiz? Sanmıyorum Bergüz Güzar mutlaka evlerinde yardımcı olur. Tabii, tabii ki. Vardır. Ama bana şey bilincinde bir kız gibi geliyor. Yani çocuklarıyla kendi ilgilenen, kendi onları yetiştirmek evet, için mesai veren. E, yaş da durmuyor. Hani bir Karadayı'daki e, yaşında değil ondan bir 10 on sene daha büyük. Yaş durmuyor tabii yorulabilir Setler çok yorucu. Sabah giriyorsun zaman mevhumun kalmıyor. Bir de bakıyorsun ki hava kararmış. Hele başrol olunca o ışığın falan. Yani serzenişte bulunabilir. Ee, ha. Evet ama şimdi bizler hepimiz açısından konuşuyoruz. Serzenişte bulunurken şu anki şartları da düşünüp ona göre bulunmakta fayda var mı? Ben Gülşen'e serzenişte bulunabilirim. Bir konuda ya da iki konuda. Hı -hı. Ama onu televizyonda bu kadar çok seni izleyen insan varken Buna hakkım var mı? Konuşurken de dikkatli olmalı mıyım? Dikkat, baştan sona dinlemedim ama hani sevdiğimiz bir kız. Ama ne dedi o kadar yani? İşte eski koşulları, Türkan Şorayların dönemi koşullarını yaşasaydı. Evet. E, ben bile demin. Yaşamaya e, gerek yok ki bu işleri yapanlar o işleri bilirler. Yani bir de sette bir sürü bak. Evet. Sen bizden daha iyi biliyorsun. Sette emekçiler var. Vardır tabii ee, ki. Atıyorum oyuncu saat 6'da geliyorsa o çocuk 12'de geliyor 6 saatte seti hazırlıyor bunlar yani var. Zaten anlamıyorum. Karavanlar i̇ki son ne derece ara lüks. Ne ara dinleniyor. Gece en son setten set işçileri ve bütün o teknik kadro ayrılır. En önce de onlar gelir. Evet. Evlerine gitmeleri 2 saat uyuyorlar herhalde geri dönüyorlar diye. Asıl zorluk onlarındır. Evet. Yorgunluk evet. onlara ait daha Yorulmuş çok. Yorulmuş olabilir. Yorulmuş ama olabilir hani tabii. Bir, tabii. artık çok yetişkin insanlar. Onlar da ay şimdi ben böyle serzenişte bulunursam hani benim koşullarımız kendine sağlayamayan insanlar da beni eleştirir diye düşünmeliydi belki o an. Çok evet. Fazla üzerinde durmuyorum yani. Ben böyle evet. de hani son derece dalga geçilecek bir şey değil. Son derece lüks ve güzel bir karavan. O karavanda evet. oturmuyorsun devamlı. Hele ki başrol oynuyorsan. Bir kere bir başka karakteri sırtlanmak, hı hı. o yüzünün bozulmaması lazım. Sabah sana de yapıyorlar o makyajı. Tamam siliyorlar, ediyorlar ama o ten sabah de nasıl usluysa gece saat üçte de aynı şekilde reaksiyon ver. Dümdüz olmalı. O kadar ya yani kolay bir iş değil, yorucu İyi. bir iş. Ama yorucu bir meslekte kendi dünyasından bir maden işçiliği 350. Tabii. kota inan yani, tabii. adamların yaşadığı tabii. iş bir tarafta kazanılan paralar bölüm başı 400-500 bin lira kazanılıyor yani o karavanın yani. fiyatı neyse şimdi 5-6 milyon falan devam edelim haberler İbari yani o da şey gönlünü almıştı evet